Beyaz TV ekranlarından herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İftara yaklaştığımız bu saatlerde Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızla birlikteyiz, sizlerleyiz. Bugün 15. cüzden ayetlerimiz var. İnşallah onları konuşmaya çalışacağız. Hocam 16. cüzden. Evet, 15 yazılmış 16. cüzden. Evet. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür hocam, biz de iyiyiz. Çok güzel ayetler yine bugün seçmişiz inşallah. Ayetin zaten güzel olmayanı yok. Onlar üzerinden biz de tercih yaptık. Açılımı yapalım inşallah. Nasip olursa böyle dolu dolu bir program olsun istiyorum. İnşallah. Bu sure, bu 16. cüzün içinde Kehf suresinin bir bölümü var. Bütünüyle 98 ayetlik Meryem suresi var. Ve yine 135 ayetlik Taha suresi var. Oldukça yoğun mesajların yer aldığı sureler. Hocam bu Kehf suresinin 103. ayetinden esinlenerek biz de etiketimizi "amelin boşa gitmesin" diye verdiniz. Olarak belirledik. Herhalde şimdi tam onu karşılar. Amelin boşa gitmesin etiketini de. Evet, harika. Çok doğru belirlemişsiniz. Kehf suresi tabii çok enteresan bir sure Emre kardeşim. Yani bu surede çok sıra dışı şeyler anlatılıyor. Ama böyle bir iftar programında özetlenebilecek türden şeyler değiller. Sadece kardeşlerime söylemek isterim ki Kehf suresindeki o mağara delikanlılarının sözlerini bir okusunlar. Kehf suresinin hemen başında 6. ayette Peygamberimizin ümmetine düşkünlüğüyle alakalı bir ifade var. Onu düşünsünler. Nasıl bir peygamberin ümmeti olduğumuzu oradan herkes kestirebilir. Hocam bu halk arasında 7 uyuyanlar diye çok meşhur bir şey vardır. Çok bilinir ama evet. yani Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf'le ilgili ne var ne yok muhtemelen onu bilenlerin %90'ı haberdar değildir yani. Evet maalesef. Yani daha çok böyle efsanevi şeyler akıllarda kalıyor bilgiler. Şimdi 7 uyur. 7 uyur, bunların sayısı yok. Sayısını söylemiyor. Hatta diyor ki "Kul Rabbi a'lemu bi'iddetihim." Bunların sayısını Rabbim bilir. Peki. Yani o zaman bunun üzerinden "Fela tümarifihim illa mira'en zahira" uyarısı sadece tartışmalar yapmanın bir alemi yok. Bu mağara delikanlılarının sözleri var yani. O sözleri oradan hayata neler yansıtılabilir düşünmek lazım. Ve tabi bu kıssa başlamadan önce Hazreti Peygamber'in işte pozisyonunu, hatta Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesini, Kur'an'ın müjdeci tavrını ortaya koyan Mekkeli müşriklerin işte melekleri Allah'ın kızları sayarak Cenab-ı Hakk'a çocuk isnadında bulunmalarının en sert cevabının yer aldığı cümle buradadır. Orada diyor ki Allah-u Teala "Mâ lehum bihi min ilmin ve lâ li âbâihim." Bu konuda ne onların bir bilgisi var, ne atalarının bir bilgisi var. Keburat kelimeten tehrucu min efvahihim. Ağızlarından ne korkunç kelimeler çıkıyor bu adamların. Ne büyük iddialarda bunlar. Evet, Allah'a çocuk isnadını keburat kelimeten tehrucu min efvahihim. Ağızlarından çıkan kelimeler ne de büyük, ne haddini aşan cümleleri söylüyorlar. İn yekulune illa keziba. Bu adamların işi gücü sadece yalan konuşmak. Başka da bir şey değil. Onları böyle paylayınca Cenab-ı Hak Peygamber'in onların iman etmemelerini yüreğine dert edinmiş. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفًا. Bu hadise inanmıyorlar diye, bu söze, bu kelama, bu vahye inanmıyorlar diye neredeyse arkalarından canına zarar vereceksin, kendini helak edeceksin diye Peygamberimizin inanmayan ümmetiyle alakalı onları inandırabilme duygusuyla nasıl coştuğunu ortaya koyuyor. Amaç ne? Bir kişiyi olsun kurtarabilmek. Hocam vahyin ve imanın kıymetini herhalde en çok doğrudan vahye muhatap olan bilir. Allah'ın ayetleriyle nasıl buluştuysa insanları da onda buluşturmak için nasıl bir mücadele verdi, nasıl çırpındığını da. Bunu hissetmek mümkün değil yani. Şu günkü din sunumuna bakar mısın Emreciğim? Millet birbirini cehenneme göndermek için postalıyor. Senin peygamberin biri inanmıyor diye kahroluyordu be. Çünkü bir Adem'in kaybolması bir alemin kaybolmasına eşdeğerdi. Parçalıyordu kendisini gibi. Onu Tebük'te taşlayanlar için yaptığı dua, tarihe altın harflerle kazılacak dua. Allahümme hdi kavmi fe innehum la ya'rifun. Ya Rabbi bunlara hidayet et, bilmiyorlar. Hakikati bilmeyenin nasıl davranacağını kestirmesi mümkün değil. Onun için yani Kehf suresi demek benim için ilk bakışta 6. ayet demek. Böyle muhteşem bir peygamber tavrı bize öğretilir. İşte mesela bu surenin 29. ayeti harika bir ayettir. İrade hürriyetini ortaya koyan bir ayet-i kerime. Ve kulil hakku min rabbikum. De ki hak, gerçek Rabbinizden gelendir. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Şimdi dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ama inkarın faturası ağır olacaktır. İnkar edenler bilsinler ki zulüm işlemişlerdir. Neyin zulmü? Adalet bir şeyi yerli yerince yapmaktır. Öyleyse inançta tevhid adalettir. Zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Öyleyse inançta şirk zulümdür. Şirkin içerisine bulaşanlara Allah zalimler diyor. Öbür alemde onları korkunç bir ateşin beklediğinin haberini veriyor. Ben bu tür ayetlerden hareketle bazen şöyle diyorum. Cennette ne kadar nimet istiyorsan burada o kadar fedakarlık yap. Öbür alemde ateşe ne kadar dayanacaksan burada o kadar günah işlemeyi gözüne al. Allah'ım. Yani öyle bir duruşu olması lazım insanın. Ne bekliyorsun? Şu şeyi. Peki ne yaptın? Emeği olmayanın ekmeği de olmaz. Emek vermeyene yemek vermezler. Yok böyle bir şey. Burada emek yeridir burası. Burada emek ortaya koyacağız. Öbür tarafta Allah-u Teala bizi ekmeğiyle buluşturacak. Biz seninle yaptığımız başka programlarda irade hürriyeti, kader ilişkisi, hidayet, dalalet konularını etraflı bir şekilde konuştuğumuz için şimdi bazen programları da insan şaşırıyor. Acaba burada mı konuşmuştuk diye. Olsun. Bu küreyi arzda sözümüzü söylemiş olalım. Sözümüzle ölmeyelim. Sözümüz başka yüreklere dokunsun diye. Benim çabam hep bu. Yani ben istiyorum ki vallahi bunu yemin ederek söylüyorum yani. Yani kimse cehenneme gitmesin ya. Yani bir kişi bile gitmese keşke. Hele Müslüman, hele hayatını dinine vermiş, hele dindar olmaya gayret etmiş, kendince bir şeyler yapan insanların öbür alemde mahcup olması beni çok derinden yaralıyor yani. Onun için bugün 103, 104, 105. ayetleri özellikle seçtim ki aldanmayalım ya. Aldanırsak korkunç bir akıbet bizi bekliyor yani. Bakın buyuruyor ki Kehf suresinin 103. ayeti. Konuşan Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Söz bizim değil. Sadece seslendiriyoruz biz. Başka bir şey yok. Kul de ki hel nünebbiüküm. Size haber verelim mi? Bil ahserine a'mala. Amelleri noktasında en çok kimler ziyana düşecekler? Yani ameli kendisi için hiçbir anlam ifade edemeyecek olan tipler öbür alemde kimdir? Bunların size haberini verelim mi? Diyor ve sonra da cevabı veriyor Cenab-ı Hak. Şu buyuruyor ki, ekranda da paylaştık hocam 103 ve 104. ayetler. Evet. Amelce en çok ziyana uğrayan iyi iş yaptıklarını sandıkları halde o şimdi dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseler. Tabii o 103 ile 104'ü birleştirerek vermiş o meali. Ben parça parça veriyorum. Kim bunlar haberini verelim mi? Sonra veriyor. Buyuruyor ki ellezine. Bunlar şu kimselerdir. Neyi sordu Allahu Teala? Amel noktasında en çok ziyana uğrayanlar kimlerdir? Kim perişan olacak yani? Hiçbir şeyi olmayacak olanlar kimlerdir? Ellezine bu kişiler dalle sa'yuhum fil hayati dünya. Bunlar çalışmaları, çabaları dünya hayatında silinip giden, boşa giden adamlardır. Niye boşa gidiyor peki? Niye dünyada kalıyor bu adamların yaptıkları? Çünkü vehum bu adamlar yahsebune zannediyorlar ki ennehum yuhsinune sun'a. yapıp ettikleri her şeyin güzel olduğunu zannediyorlar. Nasıl bir aldanmıştık? Ya şimdi eğer bir adam yapıp ettiği her şeyin doğru, güzel, faydalı olduğunu zannederse o adamın kendisini kontrol etme ihtiyacı hissetmesi mümkün mü? O adam daha kendisini kontrol eder mi? Edemez, etmez. Saat gibi zaten yani. Adama bak saatini ayarla derler ya. Adam evet. Dostlar yani o kadar. Ha, o kadar öyle bir görüntü ortaya çıkar. Şimdi bununla alakalı iki tane daha ayet-i kerime var. Yani burayı okurken onları okumadan olmaz. O ayetlerden biri Zuhruf suresinin 37. ayeti. 36 ile beraber okuyayım. Daha da fazla uzatmayacağım yani. Çünkü başka ayetler var. Buyuruyor ki 36. ayetinde Zuhruf suresi 43. sure. Ve men ya'şu an zikri rahmani. Her kim Rahman'ın zikrine yamuk bakarsa. Bu ya'şu kelimesi tavuk karası bir gözle bakmak. Yani ne demek? Tavuk karası demek loş ışıkta hiçbir şey görememek demek. Yani Kur'an'a çarpık bir gözle bakanlar. Yani Kur'an'da olanı görmek yerine istediğini orada görmek üzere bir bakış ortaya koyanlar. Kim böyle tavuk karası bir gözle Rahman'ın zikrine, Kur'an'a bakar, öyle bir iletişim ortaya koyarsa, bunu şunun için önemsiyorum bu ayet-i kerimeyi. Kim Kur'an'dan yüz çevirirse diye yoğun bir çeviri var. Çeviri var evet. O zaman diyor ki adam ben Kur'an'dan yüz çevirmiyorum ki. Hiç üzerine bir şey alınmıyor. Ama kelime yüz çevirmek kelimesi değil. Yani aşe ya'işu'dan gelmiyor bu. Aşa ya'şu, Arapça bilenler için söylüyorum. Kör davranmak, tavuk karası bakışla. Yani Kur'anlı da olmaz, Kur'ansız da olmaz diyenler. Yani Furkan suresi 30. ayette olduğu mehcur gibi bırakmak. Mehcur bırakanlar. Mehcur ne demek? Hicret ne demek? Hicret bir yolculuğa çıkmak demektir. Yolculuğa çıkmak ama aklı geride kalmak üzere yolculuğa çıkmaya hicret derler. Kur'an'ı mehcur bırakmak da aslında o demek. Yani Kur'anlı da olmuyor, Kur'ansız da olmuyor. Evet elinde Kur'an var ama hicret etmiş. Evet hafızasında Kur'an var ama hicret etmiş. Yani o Kur'an'a yakın gibi duruyor ama Kur'an ona yakın değil. Niye? Onu hayatına taşımamış. Bu da öyle bir şey. Tavuk karası, yamuk bakmak. Böyle yaparsa biri nukayyid lehu şeytanen. Biz ona bir şeytan musallat ederiz. Fehuve lehu karinun. Şeytan ona adeta yapışır. Hiç ondan ayrılmaz. Şeytanlaşır yani. Vallahi bugün anlatıyor hocam ya. Aynen, aynen böyle yani. Bu kadar mı olur? Ya evet tam fotoğraf çekiyor yani. Üzerimize alınmıyoruz. Yani ne alınmıyorsun, seni anlatıyor gözünü seveyim ya. İşte bu hayatı anlatıyor. Bu kitabın bu hayata dair söylemleri yok mu yani? Yani atmosfere mi konuşuyor? İşte gerçeği herkes baksın kaç paralık olduğunu anlar yani. Şimdi bakın 37. ayet. Ve innehum leyasuddunhum anissebil. Bu şeytan Arapçada acayip kurallar var. Şimdi bu şeytan kelimesi eğer eliflamlı olsaydı bu bildiğimiz cinlerden olan İblis'ten bozulma şeytan olacaktı. Öyle değil. Belirteç edatı olarak gelmiyorsa bu umum, cins manası verir. Yani nice şeytanlar ona musallat ederiz. Bütün saptıranlar. Evet. Bu saptıranların da başta geleni şeytanlaşmış insanlardır. Nas suresini okuyor ya kardeşlerim. Ellezî yüvesvisu fî sudûrin nâsi minel cinneti ven nâsi. İnsanlara gönüllerinde vesvese veren cin ve insan şeytanlarıdır. Enam suresi 112. ayette buyuruyor ki Yüce Allah ve kezalike cealna likulli nevdibiyyin aduven şeyatinel insi vel cinni. İnsan ve cin şeytanları peygamberlere düşman kıldık yani. Yani çizgi filmlerdeki gibi hocam böyle kırmızı derili, kulakları dikine, kuyruklu, elinde mızraklı bir şey beklemeye gerek yok. Zaten saptıranlar ortalıkta fazlasıyla var. Evet. Yani bazı insanlar öyle bir şey bekliyorlar. Yani ancak öyle bir şey çıkarsa bak beni saptıracak falan gibi. Şimdi cin şeytanlarından korunmak belki mümkün ama bu insan şeytanlarından korunmak mümkün değil. Anlamıyorsun ki adamı. Ne niyet taşıdığını bilmiyorsun ki. Şeyde diyor ki aman ne güzel bir ayet-i kerime var. Safat suresinde. Mahkeme-i Kübra'da sapanlar ve onları saptıranlar karşılaşacaklar. Diyor ki Allahu Teala: "Mâleküm, ne oluyor size? La tenasarûne, niye yardım edemiyorsunuz birbirinize? Belhumul yevme müsteslimûne. Bugün hepsi teslim olmuşlar." Mahşeri anlatıyor. Ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesâelûne. Orada birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. Kalu, diyecekler ki saptırılanlar. İnneküm küntüm te'tûnenâ anil yemini. Ya siz bize hep sağdan geldiniz be. Hep sureti haktan göründünüz. Anlamadık sizin ne mikrop olduğunuz. Fark edemedik. Göstermediniz bize kendi gerçek yüzünüzü. Sizi gördük, şüphelenmedik. Yani şekil tamam, cümleler tamam, duruş tamam. Ama ne hinlikler besliyormuşsunuz, fark edemedik. Ama öbürleri diyecekler ki, "Kalü, yok yok, bellem tekûnü müminine. Siz inanmamıştınız. Biz ne yaptık size?" Birbirlerini suçluyorlar yani. Tabii. Ve mâ kâne lenâ aleyküm min sultanin. Bizim sizinle ilgili bir otoritemiz yoktu ki. Bel küntüm kavmen tâgîne. Kendiniz azgınlaşan bir topluluktunuz. Tam iblis diyeceğim. İblisin cümlelerine birebir uyuyor yani. Aynen öyle. Bak şimdi Haşr suresinde bir ayet var. Bu şeytan gerçekten çok namert. Yani var ya, tam şeytan böyle yapar yani. Ben de size vaatte bulundum diyelim ama vaatinden... Ya o öbür, o da var. O şeyde İbrahim suresi 22. ayet. Bu Haşr suresinde var bir tane. Kemeteli şeytani. Bu münafıklar var ya diyor Allahu Teala. Bu şeytana benzer bunlar. İz hani kâle lil insani. Bu şeytan demişti ki insanoğluna: "Ükfür, kafir ol. Nankörlük yap. Yani Allah'ı tanıma." demişti. Felemmâ kefere. Aldattığı insan da kafir olunca bu defa kâle, aldattığı adama diyecek ki: "İnni berî'ün minke. Ben senden uzağım." Niye? "İnni ahâfullâhe rabbel âlemîn. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım." E niye saptırıyorsun adamı? Saptırıyor. Sapan, onu saptıranın şeytan olduğunu fark edemiyor. Yani bu daha fark edilemeyenler insan suretindeki şeytanlardır. Şeytanlaşmış adam. Yani yüreğini görmüyorsun adamın. Sana neleri nereden söylediğini fark edemiyorsun. İşte Safat suresinde anlatılan o 26. ayet, 27 28. ayet. Hep bize sureti haktan yaptığınızı. Çok yürek parçalayıcı bir konuşma daha var Emreciğim. Onu da şurada kısaca hatırlatmak istiyorum. Ben şimdi bu ayetleri böyle hep beynimde kodlamışım. Emre kardeşim, bir ayeti okuyunca hepsi aklıma geliyor. Böyle yani sıraya diziliyorlar. Gerçekten öyle kodladım. Öyle mutluyum ki Kur'an'ı konuşuyor olmaktan. İnsanın aklına gelebilecek en güzel şey bu zaten. Elhamdülillah ya. Ayet geliyor yani. Değil mi? Fitne fücurla uğraşmıyorsun. Hangi yalanı konuşacağının planını yapmıyorsun. Oradan ayetler sıra sıra geliyor diyor. Şimdi beni oku diye. Bakın şimdi şu diyaloglara bakın. وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Sebe' suresi 31. ayeti okuyorum. Görseydin o gün zalimleri Rablerinin huzurunda durdurulmuş haldelerken. Yerci'u ba'duhum ila ba'dinil kavl. Birbirlerine laf yetiştirmeye başlayacaklar. Yekulüllezine stud'ifu. Zayıf düşürülenler diyecekler ki lillezine stekberu. Onları saptıran kibirlilere diyecekler ki levla entüm lekünna müminin. Siz olmasaydınız biz iman etmiş olacaktık. Siz sebep oldunuz bize. Bu 31. ayetin sonu. 32. ayette kâlellezîne stekberû lillezîne stud'ifû. Saptıranlar bu defa saptırılanlara diyecekler ki enehnu sadednâküm anil hudâ. Hidayetten sizi biz mi engelledik? Ba'de idcâeküm, size gelmiş olmasına rağmen biz mi engelledik sizi? Bel, hayır. Küntüm mücrimine. Siz yoldan çıktınız be. Siz kendiniz böyle bir rota bozukluğu yaptınız. Ve kâlellezîne stud'ifû lillezîne stekberû. Saptırılanlar kendilerini saptıran kibirlilere bu defa şöyle diyecekler. Bel, hayır. Mekrul leyli ve nehâri. Gündüz gece tuzaklar kurdunuz bize be. İz te'murûnena, habire bize emrediyordunuz. En nekfure billahi, Allah'ı inkar edelim, ona karşı nankörlük yapalım, onunla ilgili inancımızı örtelim ve nec'ale lehu endâda, ona ortaklar edinelim diye siz zorladınız bizi. Ve eserrun nedamete lemma ra'evul azab. Azabı gördüklerinde hepsi içten içe pişmanlık hissedecekler. Bir manası yok. Bu konuşmalar sonucu değiştirmeyecek. O ona dert gönderecek ama sonuç değişmeyecek. Hocam sonuç değişsin diye zaten bu ayetler var. Evet, ama burada işte değişecek. Yani burada ibret almak ve burada değiştirmek lazım ki tabii o sonuçla karşılaşmayalım. Yani. Aynen öyle. Lazım. Orada şimdi böyle konuşacak. Allah önceden haber veriyor, daha ne yapsın yani. Tabii. Hani manzarayı direkt birebir koymuş. Birebir konuşmalar ya, ne muhteşem konuşmalar var burada. Şimdi bakın böyle birbirleriyle atışacaklar ya, saptıranlar ve saptırılanlar. Onlarla ilgili Allahu Teala buyuruyor ki, yani gene öyle konuşmalar var. Bu Kaf suresinde var. Burada da çok dehşet konuşmalar var. Allahu Teala duruma müdahale edecek. Diyecek ki kale la tahtasimu ledeyye. Benim gözümün önünde kavga edip durmayın. Bağırıp çağırmayın şimdi. İş işten geçti. Ve kad kaddemtu ileyküm bil vaidi. Biraz önceki söylediğinin Arapça ayetçe karşılığı. Ben size bu vaadi daha önceden söylemiştim. Bunların olacağını söylemişim. Şimdi burada yalandan bağırıp çağırmayın. Ve kad kaddemtu ileyküm bil vaid. Ma yubeddelul kavlu ledeyye. Benim katımda söz değiştirilmez. Ve ma ene bi zallamin lil abid. Ben kullarıma hiçbir şekilde zulmedici değilim. Siz yaptınız. Kendiniz yaptınız. Yapmasaydınız diye uyarıyor. Yani Allah sinelerin özündeki en iyi bilen olduğu için zaten aşağı Allah'ı kandırmak gibi bir şey de mümkün. Orada istediği kadar bağırıp çağırsın. Zaten ayan beyan defter önüne çıkacak ve secde okunacak orada kendisine herkesin. Değil mi? Defter önüne çıkacak. Bu Kehf suresinin 49. ayeti işte. Hadi bakalım onu da okuyalım. Madem gönderme yaptın. Zaten Kehf suresindeyiz hocam. Kehf suresindeyiz 49. ayet. Ve vudu'al kitabu. Amel defteri ortaya konacak. Feteral mücrimine müşfikine mimma fihi. İçinde bulunanlardan dolayı suçluların korktuğunu göreceksin. Ve yekulune diyecekler ki ya veyletena, ah ne olaydık, ne olaydık, vah bizim başımıza. Ma lihazel kitabı, şu kitaba ne oluyor da la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış. Yani küçük büyük dememiş, hepsini sayıp dökmüş. Hep unutmuş olduğumuz şeyler önümüze çıkacak be. Allah'ım. Ne korkunç manzaralar var. Unutmuştuk. Al bak. Küçük büyük hiçbir şeyi geri bırakmamış. Hepsini sayıp dökmüş. İfadeye bakın. Ve vecedu ma amilu hadira. Dünyada ne yapıp etmişlerse onları önlerinde hazır bulmuş olacaklardır. Ve la yazlimu rabbuke ahada. Senin Rabbin kimseye haksızlık etmeyecektir. Yani kimsenin defterine yapmadığı bir şey yazılmayacak. Aynen öyle. Evet aynen öyle. Kimseye torpil de geçilmeyecek, silinmeyecek de yaptığı şey. Aynen. Hiç ne silinecek, ne torpil geçilecek, ne bir şey. Her şey ortaya dökülecek. Tarık suresinde diyor ki Rabbimiz 9. ayeti. Yevme tübles serairu. O gün bütün sırlar ortaya dökülecektir. Ya orada görmek istemediğimiz şeyi burada yapamamız lazım ya. Bir şey değil. Hani yaptığın ortaya konulacak. Sadece sen görsen bir şey değil. Seni sevenler de görecek. Seni sevmeyenler de görecek. Kimin sevinmesini istersin? Orada seninle alakalı bir şey ortaya konulduğunda senin dostlarının, meleklerin, peygamberlerin, hele ki bizim peygamberimizin mutlu olmasını istersin. O zaman buradan oraya mutluluk vesilesi şeyler göndermek lazım, ameller göndermek lazım. Yoksa orada arar durursun diyor Allahu Teala. Bu arayıp durmayla alakalı da başka bir ayet-i kerime var. Kıyamet suresinde de herhalde 12. ayette miydi? Yani insan kendi nefsine tanıktır diyor. Dökse de ortaya tüm mazeretlerini. Aslında bütün bu itirazları veya iddiaları da özetliyor. Ne kadar yani mazeretin arkasına sığınsak da hesap günü esasında insan kendi nefsine tanık yani. Emreciğim o müstakil bir konu biliyor musun? Bak öyle ayeti gönderme yaptın mı? Bende bir sürü ayet depreşiyor. Şimdi o ayet, okuyayım onları. Okuyalım. Onunla alakalı başka ayetler de var. Millet zannediyor ki bu kitap susuyor. Susmaz bu. Bunun konuşmadığı konu yok. Bu her yerden konuşuyor. O okuduğun ayeti kerime şeyin 14. ayeti. Kıyamet suresi. Kıyamet suresinin 14. ayet. Belil insanu ala nefsihi basiretun. Hayır. Gerçek şu ki insanoğlu kendine dair durumun farkındadır. O İsra suresinde diyor zaten. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasibe. İkra kitabek. Kitabını oku. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Bugün sana hesap görücü olarak kendin yetersin. Anlarsın kaç paralık adam olduğunu diyor. Velev elqa maazirehu. Bir takım mazeretler ileriye sürmeye teşebbüs etseydi bile ona denecek ki la tuharrik bihi lisaneke litacele bih. Hakkındaki hükmü acele elde etmek için şimdi dilini depreştirme. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'aneh. Seninle ilgili ne var ne yok onları toplamak da ve onları okumak da bizim işimiz. Fe izâ kara'nâhu. Seninle ilgili yapıp ettiklerini okuduğumuz zaman fettebi' Kur'ane. Sen onların okunuşuna tabi ol. İyi dinle yani. Sümme inne aleyna beyane. Sonra o yapıp ettiklerinin aslında açıklaması nedir? Onu da biz sana söyleyeceğiz. Bu ayetler 14, 15, 16, 17, 18, 19. ayetler. Bu ayetleri ne yaptılar biliyor musun Emreciğim? 16. ayeti aslında mahşerde suçlu insanları azarlamayla ilişkili bir bağlamda gelmesine rağmen bağlamı koparttılar. La tuharrik bihi lisaneke litacele bih. Peygamberimize hitaben. Ey Muhammed. Kur'an'ı gördü ya hocam orada. Evet, evet. Orada Kur'an'ı görünce bir de dilini depreştirme. Bir de Taha suresi var 115. ayet orada. Ve la ta'cel bil Kur'an'i acele etme diye ifade var orada. Oradaki la ta'cel ile buradaki litacele bihi'nin kelimeler aynı ya. Konu da aynı zannediyor. Hayır, orada konu Kur'an'ın indirilmesi filan, vahiy, onlar anlatılıyor. Burada o yok. Burada başka bir şey var. Burada mahşerde mazeret ileri sürmeye kalkışanlara verilecek ultimatom, susturucu ifade. Niye ultimatom diyorum? Şimdi bu ayeti okuyunca onunla ilgili diğer ayetleri bilmeyince öyle tercümeler yapılıyor. Şimdi oraya okuyunduğunda geleceksin hemen Mürselat suresinin hemen şu ayetine. 35 ve 36. ayetleri Mürselat suresi. Haza yevmu la yantıkune. Bugün nutuk atacakları gün değildir diyor Allah-u Teala. Orası nutuk atma yeri değil. Ve la yü'zenu lehum feyatezirune. Onlara izin verilmeyecek ki özür dilesinler. Özür yok. Özür dileyemeyecekler. Bakın şimdi bu özürle alakalı bir ayet daha var. Onu söyleyeyim. Rum suresinde buyuruyor ki Yüce Allah surenin hemen sonlarına doğru 57. ayeti. Rum suresi 57. ayet. Feyevme izin la yenfe'ullezine zalemû. O gün zalim olanlara fayda vermeyecektir. Ma'ziretuhum. Özür dilemeleri fayda vermeyecek. Ve lahum yusta'tebune. Kendilerinden bizi memnun etmek için bir talep ortaya koyma imkanı verilmeyecek onlara. Orası Allah'ı memnun etme yeri değil. Burasıdır orası. Burada yapacaktır. Orada olmaz bu iş. Rum suresi 57. ayet. Benzer bir ayet Nahil suresinde var. Orada da hani şeyi açtım. İfade etmiş olayım. Nahil suresinin 84. ayeti. Ve yevme neb'asu min kulli ümmetin şehiden. Her ümmetten bir şahit getireceğiz. Sümme la yü'zenu lillezine keferu. Kafirlere izin filan verilmeyecek. Ve lahum yusta'tebune. Onlardan özür dilemeleri de istenmeyecek. Böyle bir fırsat verilmeyecek. Tahrim suresi 7. ayette diyor ki: Ya eyyühellezine keferu. Ey kafirler, la ta'tezirul yevme. Bugün özür filan dilemeyin. Geçti artık. Bugün özür dileme günü değil. Kur'an'da ya eyyühellezine keferu bir yerde geçer. İşte o da Tahrim suresinin 7. ayeti bu ifade. Ya eyyühellezine keferu. Ey kafirler, la ta'tezirul yevme. Bugün özür filan dinlemeyin. İnne ma tuczevle ma kuntum ta'melun. Dünyada ne yapıp ettiyseniz karşılığında o size verilecektir. Bir de Müminun suresinin hangi ayeti? 108. ayeti. قَالَ اَخْسَعُوا ف۪يهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ. Oturun oturduğunuz yerde, çökün çöktüğünüz yerde. Ve la tükellimuni. Şimdi bana laf yetiştirmeyin, konuşmayın. Dolayısıyla orası böyle pazarlıkların yapılacağı bir yer değil. Burada ne yapıp edeceksen burada olacak. Aracıların olduğu bir yer de değil hocam. Hiç aracı yok. Kimse kimseyi savunamaz. Hiç kimse kimsenin avukatlığını yapamaz. Herkes kendi derdine düşer. Herkes kendi. Şimdi şöyle diyorlar ya, hayret ediyorum. 16. cüzdeyiz ya bugün. 16. cüzden bir ayet okuyayım. Bu biri bizim yerimize öyle yapacak, böyle yapacak. Hiçbir şey yapamaz. Kim mahşerde sizin adınıza herhangi bir şey yapacağına dair söz veriyor, vaatte bulunuyorsa billahi tallahi yalan konuşuyor. Asla itibar etmeyin. Yalan konuşuyor yani. Niye? Bakın şurada diyor ki Allahu Teala. Hocam ahirette bir şey yapabilecek olan adam bu dünyada neler yapmaz aslında. Yani bu dünyada ortaya bir koysun da görelim bakalım ne yapıyormuş. Evet İnsan, değil mi? Ahirette vaat ediyor tabii, ahirete gitmeden herkes inanıyor. Ama öyle yapmıyor. Yani burada diyor görelim ki burada siz yapın bana. Orada soyuyor ümmeti. Sonra da ben yapacağım. Ondan sonra ben orada yapacağım. Hatta diyor ki asıl orada yapılandır mühim olan. Hadi bakalım ben orada sizinle ilgili şöyle yapacağım. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Bak fidye vermek isteyecekler diyor Allahu Teala. Neyi fidye vermek? Ne varsa hepsini fidye vermek isteyecek. Her şey ne varsa. Yeryüzünde tamamını belki de vermek isteyecek olsa kendinin. Tabii. Şimdi o da bir grup ayet. Ya ne yapacağız bu ayetleri? Hangi birini okuyacağız? Diyor ki Allahu Teala Ali İmran suresi 91. ayet. İnnellezine keferu ve matu ve hum küffarun. Kafir olanlar ve kafirlik üzere ölenler. Hakikati örtenler yani. Felen yukbele min ahadihim. Onlardan kabul edilmeyecek. Mil'ül erdi zeheben. Yeryüzü dolusu altın fidye vermek isteseler velevif tedavi, onları fidye vermek isteseler kabul edilmeyecek diyor Allah-u Teala. Zaten kime ait olanı kime verecek hocam? Bir şey yok. Tabii. Ya Emre'cim seninle de hiç konuşulmuyor ya. Hemen önünden kestiriyorsun. Aynen öyle. Şimdi bir ayet daha okuyayım. Bu fidye ile alakalı. İşi bitiriyor bu ayet. Me'aric suresinde. 11, 12, 13, 14, 15. ayetler. Me'aric suresinin. Buyuruyor ki Yüce Allah. Yubassarûnehum. Cehennemlikler o gün birbirlerine gösterilecekler. Yeveddül mücrimu. Mücrim adam canı gönülden şunu yapmak isteyecek. Ne yapmak isteyecek? Lev yeftedi, fidye vermek isteyecek. Niye? Min azâbi yevmi idin. O günün azabından dolayı. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette geçer. Yevme idin geçer. Bir bu ayette, bir de Hud suresinin şu ayetinde, hangi bu da hafızlara bir iyiliğim olsun. Hud suresinin 66. ayetinde yevmi idin geçer. İki yerde yevmi idindir. Biri Hud 66, biri de bu şimdi okudum Me'aric suresinin işte 11. ayeti. Yevmi idin. O günün azabının şiddetinden dolayı mücrim kişi fidye vermek isteyecek. Kimi fidye verse beğenirsiniz? Şimdi sayıyor. 1. Bir benihi, oğlunu. Dehşet verici. 2. Ve sahibeti, hanımını. Bir adam hanımını verir mi başkasına? Vermez değil mi? Verecek, vermek isteyecek. Ve ahihi, kardeşini. Ve fasiletihi, onu barındıran, elleti tüvihi, onu barındıran yakınlarını. Ona dünyada ne kadar iyilik yapanlar varsa onları fidye vermek isteyecek. Yetmedi. Ve men fil ardı cemiyan. Bak, dünyada kim varsa hepsini fidye vermek isteyecek. Nedir sebep, ne oluyor? Sümme, yeter ki yuncihi, o azaptan kendisini kurtarsın. Peki para edecek mi? Kella, hayır. Hiçbir işe yaramayacak. İnneha leza, o cehennem ağzını açmış bir alev yumağı gibi bekliyor. Nezzaaten lişşeva, derileri ne yapıyor? Kavuruyor. Ted'u, cehennem çağırıyor. Kimi? Men edbera ve tevella. Hakikata sırtını dönen ve arkasını dönüp giden kim varsa onları çağıracak. Bu adamlar bu cehennemden kurtulabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak isteyecekler, ancak bunlara fırsat verilmeyecektir. Hocam öyle şeyler saydık ayet yani. Evet. bizzat kendi çocuğu, eşi, en yakınları bunları fidye olarak vermek isteyecek. İnsan bu dünyada onlar için canını bile verir birçok insan belki ama orada evet, kendi canı için bunları vermek isteyecek. Bunları vermek isteyecek. O dehşeti artık hesap edin. Vermek isteyecek. Peki ne olacak sonuç yani? Bir işe yarayacak mı? Yaramayacak. Kabul edilmeyecek çünkü. Orada neyin fayda vereceğini söylüyor Allahu Teala. Şu Ara suresinde söylüyor. Bu bir şarkı sözlerinden bir ara bahsetmiştik ya hocam. Yani işte sensiz cennet bana sürgün sayılır. Gider de görürsüz girmem diye. Tam da aslında ayet bunu açıklıyor yani samimiyetini. Bu dünyadayken bu sözleri söylemek kolay da yani o gün görmek lazım o kişiyi. Tabii oraya babasının piknik tarlası zannediyor. Seninle cehennem ödüldür bana. Gider görürsün. Cehennem ödüldür sana, öyle mi? Al sana bir cehennem ayeti okuyayım. Bakalım ödül oluyor mu? Bakalım orada ne arayacaksın? Bu ne biçim bir laf ya? İnsan böyle şey söyler mi ya? Al şimdi bir tane ayet okuyorum bak. Nisa suresinden böyle bugün bu ayetleri okumak istemezdim ama al okuyorum. Nisa suresinin kaçıncı ayeti? 56. ayet. Nisa 56. İnnellezine keferu bi ayatina. Bizim ayetlerimizi inkar eden ve onların üzerini örtenler var ya, sevfe nuslihim nara. Onları ateşe atacağız diyor. Küllemâ nadicet cülûduhum, ne zaman yanmaktan dolayı derileri yanıp dökülürse beddelnâhum cülûden gayraha. O başka bir deri oraya hemen yaratacağız. Niye? Liyezûkul azâbe. Azabı daha çok tatsınlar diye. Derin dökülüyor. Sen de diyorsun ki ne güzel bak cehennemde şu da var. Şey, yani eğlence yeri zannediyor hocam. Ya Allah'ın ayetleri alay etmek böyle bir şey zaten. Işte, başka nasıl olacak? Şimdi yani? Ama Allah-u Teala diyor ki bak böyle şeyler için. Başka ayetlerde var da mesela Müminun suresinde diyor ki cehennemi anlatırken korkunç bir şey söylüyor. Telfahu vucuhumun nar. Onların yüzlerine ateş öyle bir saracak ki ve hum fiha kalihune. Dişleri dışarı çıkmış olacak. Yani böyle her taraf dökülecek, böyle dişleri dışarı fırlayacak. Adamın alay ettiği şeye bak ya. Yani korkunç bir Müslüman. Hocam burada aslında şunu da vurgulayalım. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu dehşet verici ifadelerin olması da Allah'ın büyük bir rahmetinin sonucu aslında. Yani Allah bu kadar gerçekle yüzleştiriyor ki evet, yani kendinize gelin, hesabınızı ona göre yapın. Önceden haber veriyor. Aslında rahmetinin bir sonucu. Allah haber de vermeyebilirdi. Yani Allah hiçbir şeyi zorunluluk haline bırakmaz en nihayetinde. Yok tabii Cenab-ı Hak öyle yapmaz. Çünkü Cenab-ı Hak kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor. Tabii onu vurgulayalım. Yani istemiyor. Sanki böyle Allah insanları cehenneme atmak istiyor da bu dehşet manzarını veriyor gibi tam tersine. Yok hiç Allah-u Teala hiç öyle bir şey istemiyor. Yani nasıl bir şeyden sakınmanız gerektiğini görün. Bakın buranın dehşetini. Ona göre hesabınızı kitabınızı başınıza yapın. Başınıza böyle bir sıkıntı gelecek. O yaşanmış gibi, gerçekmiş gibi, üstelik de geçmiş zaman kalıplarında anlatılır onlar hep. Olmuş bitmiş gibi yani. O kadar kesin meydana gelecek. O gün mahcup olunmasın diye Allahu Teala bugün buradan haber veriyor. Diyor ki iyi dikkat edin. Cehennemin doldurulmasıyla alakalı da ayet-i kerimeler var. Tabi acayip bir şekilde yanlış yorumlanıyorlar. Acayip yanlış yani. İşte ayet-i kerime şeyine bakıyor. Bir tane ayetin tercümesine bakıyor. Konuyu ondan ibaret zannediyor. Oraya bakıyor diyor ki oho baksana karar verilmiş bitti bu iş diyor ya. Mesela neyi okuyor? Diyelim ki Hud suresinin 119. ayetini okuyor mesela. Ayette diyor ki Allahu Teala ve temmet kelimetu rabbike. Rabbinin şu kelimesi tamamlanmıştır. Hangi kelime? Le'emle enne cehenneme minel cinneti ve nas ecmain. Cehennemi cinler ve insanlardan dolduracağım diyor. O zaman diye yaratılmışız diyor. Sonra bir ayet daha söyleyeyim. Bu ayetlerin yerini kaçırmama adına zorluyorum kendimi. Şurada bir tane Secde suresine bir ayet-i kerime var. Orada da buna benzer bir şey söylüyor. Diyor ki velev şi'na le'ateyna külle nefsin hudaha. Secde suresi 13. ayet. Dileseydik herkesi biz hidayete erdirirdik. Ama bunun bir anlamı olmayacaktı ki imtihan noktasında. Velakin hakkal kavlu minni. Fakat benden şu gerçek sadir olmuştur, tahakkuk etmiştir ki le'em le'enne cehenneme minel cinneti ve nâs ecmain. Ben cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım. Şimdi bu iki ayeti okusa bir adam ne anlayacak? Diyecek ki bizim hakkımızda bizim kalemimiz kırıldı. Bizi cehenneme atmak için yarattı Allah-u Teala. Ha, onlara diyoruz ki bir dakika Kur'an öyle okunmaz. Kur'an'ı okumak için, bu konuyu doğru anlayabilmek için hemen Saat suresini açacaksın. Hocam orada sonra kim sorumluluk sahibi ise, kim imtihan ediliyorsa zaten haliyle cennete cehenneme de o girecektir. Yani bunu anlamayacak bir şey yok zaten. Ama şimdi insan kendi eylemlerini kendisi belirliyor yani bu noktada. Elbette öyledir de yani. Yani Allah hiçbir onu imtihan etmeden kendisine göre karar verip de insanları cehenneme cennete koymuyor yani. İşte onu ya onun da Kur'ancası var işte yani o normal bakış onu gerektiriyor ama yani adam bu dediğim iki ayeti mealen sadece bunlar okudu mu kapatır kitabı. Yani Allah bizi dolduracak zaten diyor. Bizimle dolduracak cehennemi diye öyle düşünüyor. Halbuki işte mesela meal yazarken şöyle yapmak lazım. Yani böyle bir ayeti yazdığın zaman hemen dipnot düşeceksin. Diğer ayete referans veriyorsun. Bu konuda şu ayetler var bak. Bu bir konuyu anlatan ayetlerin hepsini görürsen konuyu anlarsın. O ayetleri okuduğunda hemen Saat suresi 85. ayeti okuyacaksın. Ne diyor orada? Le emle enne cehenneme, evet cehennemi ben mutlaka dolduracağım diyor. Kiminle ama? Minke. İblise diyor ki şeytana. Seninle ve mimmen tebi'ake minhum ecmaine. Bir de insanlardan sana kim tabi olmuşsa onlarla. Ne oldu şimdi? O zaman cehenneme gitmek kader değilmiş. Cehenneme gitmek iradeymiş. İradeni öyle belirlersen gideceğin yer o olur. Kusura bakma. Tercihinin sonucuymuş yani. Aynen öyle. İsra suresinde buyuruyor ki Yüce Allah, surenin 63. ayeti İsra suresinin. Kale, Allahu Teala iblise, şeytana diyecek ki idheb, git. Dedi zaten burada. Yani o Adem Aleyhisselam'la ilgili şeyinde. Sen defol, git. Femen tebi'ake minhum. Bu insanlardan sana kim tabi olursa fe inne cehenneme cezaukum cezaen mevfura. Sizin için tam mükemmel bir karşılık yeri olarak cehennem vardır. Haberin olsun. Lemen tebi'ake minhum. Bu insanlardan sana kim tabi olursa cehennem onlar için söz konusu olacak. Benzer bir ifade Araf suresinde var. Kâlehruc minha mez'ûmen medhûra. İşte kovulmuş, yerilmiş olarak çıkın oradan. Lemen tebi'ake minhum. Bu insanlardan sana her kim tabi olursa leemleenne cehenneme minküm ecmaîn. Cehennemi hepinizle dolduracağım diyor. Şimdi bu ayetler bunu söylüyor. Bu arada bir ayeti kerime daha var. Bu Araf suresinin Osman'cığım hemen yazıyor. Osman Topal Polat. Osman Polat soyadını anca öğrendik. Osman kardeşim bir Kur'an adamı. Şimdi Araf 18. ayet idi. Demin okuduğum öbürü Saat 85'ti. Bir tane daha okuduğum İsra suresi 63. ayet. Bu üç ayeti bilmeden bu konu olmaz. Bu üç ayet bilinirse şu ayet de doğru tercüme edilir. Hangi ayet? Araf suresinin 179. ayet. Azizim bir tercüme yapıyor ki bu tercümeyi okudun mu kapat dükkan diyorsun ya. Şimdi diyor ki ve lekad zera'na li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Cehennem için pek çok cin ve insan yarattık. O zaman ne oldu? Bitirdin. Bitti işte o zaman daha yani daha halbuki yani buradan şu anlaşılıyor hocam haşa. Yani Allah cehennemi ben yarattım. Boşa yaratmış olmayayım. Birilerini de oraya atayım gibi haşa böyle haşa, bir mantık çıkıyor. Haşa, yani böyle bir şey düşünebilir mi hocam yani? Ya öyle der mi Allahu Teala ya? Rahman Rahim. Ama işte insanların zihni böyle kodlanıyor maalesef. İşte bu meal yazarken çok dikkat etmek lazım. Yani mutlaka o ayetin altına bu ayet şu ayetlerle birlikte anlaşılmalıdır demek lazım. Bir. İkincisi şimdi burada şey var. Kur'an-ı Kerim'de ayetleri doğru anlayabilmek için çok önemli bir şey var, metot var. O da ayetler arasındaki sebep-sonuç ilişkisi. Sebep-sonuç ilişkisini kurmazsan ayetin içerisinde yanlış sonuçlar kaçınılmaz olur. Sebep-sonuç ilişkisi kuracaksın arkadaş. Sebep bazen şöyle olur. Bazen sonuç çok önemlidir. Önce sonuç verilir. Sonra sebep zikredilir. Ama genelde önce sebep zikredilir. Sonra sonuç zikredilir. Şimdi mesela Bakara suresi 6. ayet var. İnnellezine keferu sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minune. Kafir olanlar için onları uyarıp uyarmaman onlar için birdir. İnanmazlar. Hatemallahu ala kulubihim. İnanmadıkları için Allahu Teala onların kalplerini mühürlemiştir. 6. ayet sebep, 7. ayet sonuçtur. Sen bu ilişkiyi kurmazsan iki ayet arasında 7. ayetten okumaya başlarsan, hele ki bir de bazı tercümeler var. 7. ayetin başına bir de çünkü koymasın mı? Yani kafirleri uyarıp uyarmaman onlar için birdir. İnanmazlar. Çünkü Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Bu ne biçim tercüme ya? Yani çünkü Allah onları kafir yaratmıştır ya demek. Başka bir şey anlamı yok. Yani böyle bir tercüme olabilir mi ya? Gözünü seveyim. Ondan sonra açıyor adam Kur'an-ı Kerim'i bir daha okumuyor ya. O bir daha okumayanlara da sesleniyorum. Yolcuya kızarak yola küsmeyin ne olur ya. Hocam bir daha okumadığı gibi bu tür ayetler maalesef çarpıtılıp böyle internet üzerinden de servis yapılıyor. Şimdi çok genç kardeşimiz de bunlar yüzünden maalesef. Ya. Yani benim zaten yapacak bir şeyim yoksa. Aynen öyle. Öyle konuşuyorduk biriyle, bir tanesiyle. Dedim ki bak o ayetler öyle değil dedim. O ayetlerin tercümesi bu. Bana ne dese beğenirsiniz. Benim dedi elimde 20 tane meal var dedi. 20'si de benim dediğim gibi yazıyor. Sana niye inanayım? Buyur. Allah ateist. Bizi kendi malzememizle vuruyor yani. Niye malzeme veriyoruz buna? Bunları böyle yazanlar art niyetli değil ha. Yani bir meal yazarı mahsus onu öyle yazmaz asla. Onlar konuyu biliyorlardır. Dolayısıyla parçacı bir tercümeyle öyle geçiştiriyor. Ama şimdi insanlar öyle okumuyor. Şimdi insanlar bir tane ayete bakıyor, daha da diğeriyle ilgilenmiyor yani. İşte bu 179. ayeti. Biz cehennem için pek çok cin ve insan yarattık. Ha bitti. Bitmedi ki ya. Bitmedi ya, cümle bitmedi. Hangi insanlar olduğunu anlatıyor. Ya orayı okumadan cümleyi bitirip de oraya bir nokta koydun mu olmaz ya. Lehum kulubun. Bu insanlar, biz onların kalpleri var. La yefkahune biha. Gerçeği anlamıyorlar. Ve lehum ayunun. Onların gözleri var. La yubsirune biha. Hakikati görmüyorlar. Ve lehum azanun. Kulakları var. La yesmaune biha. Hakikati onunla işitmiyorlar. Ulaike kelenami. Ya bunlar sadece canlı yaratıklar gibi davranıyorlar. Belhum adallu. Daha da şaşkın. O zaman tercümeyi şöyle yapmak lazım. Biz kalpleri olmasına rağmen gerçeği anlamayan, gözleri olmasına rağmen hakikati görmeyen, kulakları olmasına rağmen gerçeği işitmeyen cin ve insanları cehenneme atacağız. Bu budur yani, bunun doğru tercümesi budur. Bu böyle olursa olur. Öbür türlü olursa adam diyor ki zaten kalemimiz kırılmış, yapacak bir şey yok. Hiç zorlama, boş ver. Hocam aslında mesela Kur'an-ı Kerim'in hakikaten insan sözü olamayacağının en büyük delillerinden bir tanesi de, yani daha önce de ifade etmiştik, bir konuyla ilgili bütün ayetlerin Kur'an boyunca serpiştirilmiş olması. Yani bir insan yazsa mesela, klasik bizim kitaplarda nasıldır? Diyelim ki dini kitapta işte diyelim Allah, nübüvvet, ahiret falan şeklinde böyle sıralama yapılır ve o konu sadece o bölümde işlenir. Hı. Ama yani Kur'an-ı Kerim mesela, eğer böyle bir sistemi olsaydı Kur'an-ı Kerim, herkes ilgi duyduğu, merak ettiği konuya gidip o ayetleri sadece okuyacaktı. Diğer ayetlere hiç bakmayacaktı. İşte öyle değil. Ama mecburen eğer ki bir konuyla ilgili bir şey konuşacaksan bütün Kur'an'ı taramak zorundasın. Al sana Allah'ın bütün ayetlerini okuma mecburiyeti. Yani bu muhteşem bir sistem. Benim en hayran olduğum sistemlerden, Kur'an'ın en büyük mucizesi belki de. Yani. Aynen öyle. Çünkü diyor ki, demek istiyor ki bak, benim bir ayetimden konuşacaksan 1000'ini bileceksin. Biri olmaz. Bir konuyu 40 yere serpiştiriyor. Niye? O konuyu işlerken size başka bir konu daha öğretiyor. Böylece ilmek konuları dokuyor Allahu Teala. İşte onun için hiç kimsenin sorumluluğu Allah'a ihale ve fatura etme girişiminde bulunmaması gerekiyor. Yani Allah beni kafir olarak yaratmak istedi. Yaratmaz. Allah'ın öyle bir isteği yok. Kusura bakma. Diyor ki Araf suresinde ve izâ fealû fâhişeten, bir çirkin iş yaptıkları zaman, Mekkeli müşrikleri anlatıyor. Aynısı bugün var. Aynısı. Bir çirkin bir iş yaptığı zaman kâlû derlermiş ki vecednâ aleyhâ âbâenâ, atalarımızı böyle yapıyor bulduk. Bak lafa bak. Bunlar öyle yapıyordu. Ne yapalım öyle yapıyordu? Yanlış. Yetmiyor. Ataları öyle yapıyormuş da vallahu emerenâ biha. Allah da bize böyle emrediyor. Allah bize bunu böyle yapmayı emretti derlermiş. Cevap. Kul innallaha la ya'muru bil fahşai. Allah çirkin şeyler emretmez. اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bilmediğiniz şeyleri Allah'a nasıl isnat edersiniz siz? İftira edersiniz. İftira edersiniz. İşte böyle yapıyor. Zümer suresi 7. ayette diyor ki: اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ. Siz kafir mi olacaksınız? Küfrü mü tercih ediyorsunuz? Allah'ın size ihtiyacı yok. Çok iş. Allah sizden zengindir yani. Allah da size ricacı olacak hali yok, yok. Yani lütfen iman edin diye. İn tekfuru fe innallaha ganiyun ankum ve la yerda li ibadihil küfre. Allah kulları için küfre razı değildir. Çünkü küfrün sonu ateştir. Allah şaheserim dediği insanoğlunu ateşe atmak istemez. İnsan kendisi yakar ateşini. Kendisi yakıtını götürür. Ahiretini insanlar kendileri inşa ederler. Ve in teşkuru yardahu leküm. Siz şükreder mümin olursanız Allah bundan razı olur. Bunu sizin için ister. Allahu Teala'nın mahlukata ve insanoğluna bakışı budur. Mahza merhamet kaynaklı bir bakış ortaya konulmuş olmasına rağmen gelin görün ki bir takım algılar bu merhameti gölgede bırakacak boyuta ulaşıyor maalesef. Hocam az önce de söylediğiniz ayete dikkat çektiniz. Yani kullanırken bile Rabbimiz ayette eğer biz dileseydik yeryüzündeki herkesi iman eder kılardık diyor. Evet. Yani orada mesela şöyle söylemiyor. Biz isteseydik herkesi inkarcı kılardık bile demiyor. Yani Allah buradan bile aslında. Tabii. Hiç öyle bir ayet yok. Nasıl muhteşem bir şekilde merhameti esas aldığını ortaya koyuyor. Yani. Tabii. Değil mi? Ketebe ala nefsihir rahmete. Kendine rahmeti, merhameti yazmıştır, esas almıştır. Enam suresinde 2 defa geçer bu ifade. Araf suresinde de var. Ve rahmeti vesiat külle şeyin. Benim merhametim her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Ya Allah-u Teala'nın bu kadar merhametine rağmen bir adam nasıl cehenneme gider ya? Bu büyük merhamet kaynağından nasıl istifade edemeyiz yani? Nedir yani bizi bu kadar kör bırakan? Nedir bu kadar bizi fütursuzca Allah'ın rahmet ve merhametine karşı ne bileyim ilgisiz durabilme noktasına getiren? Korkunç bir duyarsızlık var yani, korkunç. Nereden kaynaklanıyor bütün bunlar Emreciğim? Bütün bunların kaynaklandığı yer, bir adam yapıp ettiği her şeyi doğru yaptığını zannediyor. Problem bu. Kendini kontrol etme ihtiyacı hissetmiyor. Acaba bu insanımız İmanını Kur'an'a arz etmiyor. İbadetini Kur'an'a arz etmiyor. Ahlakını, adabını Kur'an'a arz etmiyor. Ben böyle gördüm demek ki böyledir. Öyle bir şey yok. Ben böyle gördüm demek ki böyledir demek, biraz önce okuduğum Araf suresi 28. ayet gereği müşrik bakışıdır. Böyle bakamayız bir adam biz. İşte diyor ki Kehf suresi 104. ayet. Bütün çabaları dünya hayatında kalanlar ve yaptıkları her şeyin güzel olduğunu zannedenlerdir. Peki ne olacak? Bunların sonu ne olacak? Hadi bakalım. 105. ayet. Şimdi 105'i verelim. 103, 104'ü okudum. 105. Şimdi kardeşlerim oradan meale baksınlar. Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan kişiler. Ülaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve liqa'i. Şimdi tabi buradaki keferu'ya inkar etme manası verince kimse üzerine alınmıyor. Nasıl olsa inkar etmiyoruz diyor. Ben bunu söyleyenlere bir kardeşleri olarak bir soru sormak istiyorum. Bunu böyle düşünenlere. Bir adamın ben ayetleri inkar etmiyorum diyebilmesi için neyi inkar etmediğini bilmesi gerekir. Sen ayeti bilmiyorsun ki yaptığın inkar mıdır, tasdik midir ona karar veresin. Bilmiyorsun. Kitap sana inmemiş. Bunun metnini okumayla sorumluluktan kurtulamazsın. Bunun içerisinde ne var ne yok bunu bileceksin. Ona göre bakacaksın. Şurası arıza, şurayı düzelteyim. Burası iyi, böyle devam edeyim diye. Buna göre karar vereceksin. Bunu bilmeden davranışlarının istikametli olduğunu nasıl düşünüyorsun yani? Yani adam boğazına kadar şirke batmış hocam ama Mekkeli müşrikler Allah'a ortak koşuyorlardı diyor. Diyor, evet. Mekkeli müşrikler Allah'a ortak koşuyor. Sen... Ama neler yaptığına bakmadıkları için, yani Mekkeli müşriklerin Allah'a nasıl ortak koştuğuna bakmadıkları için ayetten kendisi de tabii Kur'an'a göre yapıyor mu yapmıyor mu? Tabii Kur'an'a göre neyin şirk olduğunu eğer bir adam bilmezse Kur'an'ın kime müşrik dediğini, neye şirk dediğini bilmezse işte şirkin dibine batmış olmasına rağmen kendisini alâ-i illiyyinde zanneder yani. Korkunç bir aldanış. Şimdi bunlar ayetleri inkar ediyor veya örtüyor, Allah'ın ayetlerini. Ve likâihi, onunla karşılaşma gerçeğini inkar ediyor veya örtüyor bu adamlar. Böyle yaptıkları için fehabitat a'maluhum, bunların bütün amelleri silinip gider. Bir şey değil. Fela nuqimu lehum yevmel kıyameti vezna. Buyur. Kıyamet günü biz onlar için terazi kurmayacağız diyor. Ya Allah'ım böyle bir felaketten korusun ya Rabbi ya. Ne kadar korkunç bir şey ya. Herkesin amelleri tartılıyor. Herkes acaba hakkımızdaki hüküm nedir ne değildir diye heyecanla bekliyor. Sırasını bekliyor, hükmü bekliyor. Kulaklarını dört açmış bekliyor. Size sıra geliyor, sizin terazi yok. Niye? Tartılacak bir şey yok. Korkunç bir ziyan ya. İşte bunlar için Allahu Teala diyor ki, aman Allah, Kıyamet suresinde. Evlâ leke fe evlâ, sümme evlâ leke fe evlâ. Sana yazıklar olsun be. Sana tekrar tekrar yazıklar olsun. Bunu mu yapacaktın diye Allahu Teala'dan bunu duymak nasıl bir felakettir? Kim için söylüyor bunu? Dünyada yapıp ettiği her şeyin doğru ve güzel olduğunu zanneden gafiller için söylüyor. Bir Müslüman olarak böyle bir gaflet lüksümüz yok. Biz bir Müslüman olarak bu kitabın bize neler söylediğini bilmeme lüksüne sahip değiliz. Yani biz kendi kendimize ne kadar iyi bir insanım ya da kalbim ne kadar temiz diyebiliriz. Ama ancak Allah'ın ayetlerinden onay aldığı kadar bir insan iyi olması veya kalbin temizliğinden söz etmesi mümkün olabilir. Evet, aynen öyle. Al şimdi ayetini okuyorum sana kardeşim. Nisa suresinin 49. ayeti. Elem tera ilellezine. Şunları bir gördün mü? Kim bunlar? Yüzekkûne enfusehum. Kendisini temize çıkarıyor. Şuna bak diyor Allah-u Teala. Sen kim oluyorsun da kendini temize çıkarıyorsun? Belillahu yüzekki men yeşâhu. Allah arınmak isteyeni temize çıkarır. Bu sloganla değil. Nisa 49. ayet. Bir tane de Necm suresinde var. Necm suresinin 32. ayet. Anlatıyor Cenab-ı Hak. Bu uzun bir ayet. Sonunda diyor ki şurayı okuyayım. Ellezîne yectenibûne kebâirel ismi vel fevâhişe illallemem. Yiğit müminler dünyada yaptığı güzel davranışların ödül olarak daha güzeli kendilerine verilecek olan yiğit müminler kimlerdir? Bunlar çirkin işlerin, büyük günahlardan, büyük çirkinliklerden kaçınanlardır. İllellememe. Lemem kelimesi var. Bu kaçınılması mümkün olmayan şeyler. Günahlar. Onlar hariç, küçük günahlar hariç büyük çirkinliklerden, fuhuşlardan kaçınacaklar. İnne rabbeke vâsi'ul mağfire. Elbette Rabbin mağfireti oldukça geniş bir kudrettir. Yani bağışlayacak demeye getiriyor. Huve alemu biküm. Zaten o sizi gayet iyi biliyor. İz, şu hallerinizi dahi biliyor diyor Allahu Teala. İz hani enşe'eküm minel ardı. Ya siz bir defa topraktaydınız be. Sizi topraktan var etti, inşa etti. O zamanınızı da biliyor. Ve iz entüm ecinnetün fi butun ümmâtiküm. Yani elementer toprak geçmişinizi de biliyor. Biyolojik, embriyolojik sürecinizi, ana rahmindeki cenin hallerinizi de biliyor. Gayet iyi biliyor. Yani senin kaç paralık adam olduğunu biliyorum diyor Allahu Teala. Fela tuzekkû enfuseküm. Kendi kendinizi temize çıkarmayın. Huve a'lemu bimen ittekâ. Kimin yiğit olduğunu Allah bilir. Allahu Teala diyor ki kim adamdır, kim değildir ben bilirim diyor. Kim hidayet üzeredir, kim sapmıştır bunu ben bilirim diyor. Bir sürü ayette söylüyor. Hani o sayfa açık olduğu için oradan söyleyeyim. Necm suresinin 30. ayeti. Necm 30. ayet. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilih. Senin Rabbin onun yolundan kimin saptığını en iyi, tek iyi olarak o bilir. Ve huve a'lemu bimen ihteda. Kimin hidayete erdiğini de o bilir. Adam kalkıyor. Bu fasık, bu facir, bu sapık, bu zındık, bu kafir, bu bu müşrik. Sen dağıtım memuru musun ya? Sen yani tescil memuru musun? Sana kim böyle bir yetki veriyor ya? Sen neye göre böyle karar veriyorsun arkadaş ya? Ya şunu unutma, gözünü seveyim ya. Sen birine sapık diyorsun ya. Otomatik olarak ona göre de sen sapık oluyorsun ya. Sonra ikinize dışarıdan bakan üçüncü kişiye göre de ikiniz de sapık oluyorsunuz be. Saptırıp durmayın ümmeti Muhammed'e ya. Açacaksın Allah'ın kitabını, hayatın kodlarını buradan öğreneceksin. Zor bir şey değil, imkansız bir şeyden söz etmiyoruz. Öte taraftan yani. Bir de eğer ki gerçekten böyle bir durum söz konusuysa ve buna inanıyorsa, o neden saptığını veya o sapma nedenlerini ortaya koysun Allah'ın ayetleriyle. Evet. Eğer ki o kişi de gerçekten bir hataya düşmüşse kendi düzelsin. Ama mesele o değil. Derdi o da değil zaten. Allah'ın ayetlerinden bir sapıklık ölçüsü ortaya koyan yok ki. Herkesin kime sapık diyeceğine dair ölçüsü farklı. Öyle bir derdi yok yani. Sıkıntı tabii. Orada. Gerçekten bir mümin kardeşini düşünse, bir hatasını ona gerçekten güzel öğütle ifade etmek istese. Olmaz der mi? Der mi? Hayatta demez. Hocam bağlantımız var. O hemen inşallah gerçekleştirelim. Neyse, şeyi unutmayalım ama dönüşte. Niye böyle gaddar davranıyoruz? Çünkü bugünkü belirlediğim ayetlerden birini okumak istiyorum. Meryem suresi 96. ayet. Süremiz olacak zaten hocam. Tamam. Ezana kadar inşallah. Kastamonu'ya bağlanıyoruz. Şu anda Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kardeşlik iftarı programı var. Kübra Nur Uslu bizlerle. Evet efendim, Evliyalar Şehri, çekme helvası, Taşköprü sarımsağı, tiriti, bastırması, Ecevit çorbası ve daha birçok özelliği ve güzelliğiyle meşhur olan bilinen Kastamonu'dayız efendim. Bugün burada İstanbul'dan, Gaziosmanpaşa'dan Kastamonu'ya uzanan kardeşlik iftarını burada görmüş oluyoruz. İstanbul'dan gelenler de burada Kastamonularla buluşuyor. Peki yanımızda kimler var? İftarı düzenleyenler olarak Sayın Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı, Kastamonu Valisi Sayın Yaşar Karadeniz ve Sayın Belediye Başkanı, Kastamonu Belediye Başkanımız yanında. Efendim sizinle başlayalım. Kastamonu'da iftar nasıl gidiyor? Şu sahneye baktığınız zaman biz hep birlik, beraberlik, kardeşlik diyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz de aynısını söylüyoruz. Yani birlik, beraberlik, kardeşliğin en büyük örneği bu gece Kastamonu'da. Ben özellikle Sayın Başkanımıza ve Gaziosmanpaşalılara gerçekten çok teşekkür ediyorum. 3 yıldır, bu 3. yıldır bu kardeşliğimizi pekiştirmek adına Kastamonu'da Kastamonularla birlikte bir gece iftar yapıyorlar. Sokak iftarı yapıyoruz. Tabii bundan çok mutluyuz, memnunuz. Sağ olsun başkanımız ve ekibi bunu hiç çekinmeden 3 yıldır yapıyorlar. Ben buradan İstanbul'daki hemşerilerime de selamlar gönderiyorum. Ve memleketlerini gerçekten unutmuyorlar. Zamanı geldiğinde memleketimiz diyerek Kastamonu'ya gelip her türlü etkinliğimizde yanımızda oluyorlar. Çok seviniyoruz. Tabii Kastamonu bir eyalet kendidir. Eyalet şehridir. Osmanlı'nın 16 sancağından birisi. Bir eyalet kültürü vardır. O nedenle bu kültürün en iyi yaşatıldığı bu günümüzde kardeşliğimizle beraberiz. Vatana, millete, bayrağa, devlete, toprağa saygımız en son şekliyle devam ediyor. Evet efendim. Hemşerilerime bu gece buradan çok teşekkür ediyorum. Şu gördüğünüz topluluk olduğu sürece hiçbirimizin ayağı yere takılmaz, düşmeyiz. Evet, burada ezan okunuyor aynı zamanda efendim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hemen Sayın Valimize dönelim öncelikle, Sayın Yaşar Karadeniz. Efendim ne düşünüyorsunuz? Kastamonu'da Ramazan nasıl gidiyor? Bize biraz bahseder misiniz? Ezanların eşliğinde. Kastamonu'da Ramazan oldukça coşkulu gidiyor. Özellikle belediyemizin tertiplemiş olduğu mahalle iftarları ve çadır iftarlarında insanlar bir arada komşuluk hasretini gideriyorlar. Bugün de zaten manzara burada aynı şeyi gösteriyor. Efendim biz sizi daha fazla tutmayalım. Ezan da okunuyor, oruçlu. Sayın milletvekillerimiz de buradalar. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Biz dedik ki İstanbul'dan Kastamonu'ya kurulan bir kardeşlik köprüsü. Siz ne düşünürsünüz? Kesinlikle gerçekten çok güzel. Bir de bu işin bir özelliği daha var. Biliyorsunuz İstanbul'da yaşayan Kastamonuların sayısı Kastamonu'nun 2 katından fazladır. Dolayısıyla asıl memleketimizde Kastamonu ile Kastamonu'da yaşayan biz İstanbul'da yaşayan Kastamonu olarak bizi bir araya getiren her iki başkanımıza da teşekkür borçluyuz. İnşallah bu ve benzeri çalışmalarla bu köprüler daha da genişleyerek ve güzelleşerek devam edecek diyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ve son olarak iftarı düzenleyen Sayın Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bu Kastamonu fikri nereden çıktı onu söyleyelim. Sonra sizi çok fazla tutmadan hemen iftara alalım. Aslında Azan Eşeği söyledi, iftar oldu. Kastamonu fikri bizim ilçemizde yaşayan, yöremizde ağırlıklı olarak bulunan hemşehrilerimizle birlikte o yörenin iline yönelik kardeşlik elini uzatmak maksadıyla geçen yıl başlattığımız bir çalışmaydı. Bu yıl da bunu devam ediyoruz. Doğuyu, batıyı, güneyi, kuzeyi bu şekilde gezmek suretiyle kendi ilçemizdeki hemşehrilerimiz, Kastamonu dostlarımızla birlikte, STK'larımızla müşterek yaptığımız organizasyonda buradaki hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Bir iftar sofrasında bu mutluluğu yaşıyoruz. Güzel bir duygu. Tüm illerimizin bunu yapmasını tavsiye ediyoruz. Hem aidiyet oluşturuyoruz burada bu vesileyle, hem de buradaki kültürü bölgemizdeki farklı insanlara getirmek suretiyle tanıtıyoruz ve ilçemizin de bu kaynaşmasına, bu diyaloğun devam etmesine bir anlamda da öncülük etmiş oluyoruz. Bu yıl Kastamonu'dayız, önümüzdeki hafta Siirt'teyiz. Bir sonraki yıl devam etmesini de temenni ediyoruz bunların. Dostluk gelişiyor böylece. Bizler de sizi takip etmeye devam edeceğiz efendim. Şimdi Kastamonu'da ezan okundu. Orucumuzu biz açtık. Şimdi darısı inşallah İstanbul'un başına diyelim ve selamlarımızı Kastamonu'dan göndererek sözü size bırakalım. Evet, Kübra Nur Uslu'ya teşekkür ediyoruz. Güzel bir ortam var Kastamonu'da maşallah. Allah şimdiden kabul etsin diyelim inşallah hocam. Amin. Oruçları. Biz ayetlerimize devam edelim. Evet, Kastamonu'ya gittim ben. Kastamonu'yu biliyorum. Oradaki muhteşem bir cami var orada. Evet. O caminin böyle... Dere galiba önünden geçiyor değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorsam. Kastamonu evet, önden bir dere geçiyor. Tam önünde bir ırmak var. Bir şey. O Nasrullah Camisi herhalde adı. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok böyle insanı hislendiren bir tarihi geçmişi de var. Oradan Kastamonlulara selam edelim. Onların da oruçlarını Cenab-ı Hak bizimkilere de makbul buyursun. Bağlantıdan önce neden böyle bir din sunumu yapılıyor? Neden insanların böyle birbirlerine karşı hani tarif edilemez bir öfkesi gelişiyor? Neden insanlar doğrunun ölçüsünü hep kendileri belirliyorlar? Neden Allah'ın kitabına göre bir doğru belirleme hassasiyeti ortaya koymuyorlar? Neden sevemiyoruz birbirimizi? Bunun cevabı ben Meryem suresi 96. ayettedir diyorum. Bu ayeti eğer iyi anlarsak, tabi bu ayetle ilgili peygamberimizden nakledilen birkaç bilgi var. Onları böyle meselenin yani bir yerine oturtursak burada açık bir şey kalmıyor yani. Şimdi gayet açık diyor ki 96. ayet Meryem suresi. İnnellezine amenu ve amilussalihat. İman edenler ve salih amel işleyenler. Şimdi iki şart var. Sebep bunlar. Bunlar sebep. Bunlar olacak ki şimdi sonuç da olsun. Sebebi tutturamazsan sonuç tutmuyor. Sonuçta bir arıza varsa sebebe bakacaksın. İman edenler ve salih amel işleyenler var ya, seyec'alu lehumur rahmanu vudda. Rahman onlar için mutlaka bir sevgi yaratacaktır. Sevecekler birbirini yani. Eğer bir mümin başka bir mümini sevmiyorsa o adam imanına ve salih amel kalemine baksın. Hocam orada sıkıntı var. Salih amel de böyle bir açalım çünkü her yaştan izleyicimiz var. Belki kardeşlerimiz salih amel tabii öyle bir teknik ifade olarak geçiyor. Salih amel, bu bizim davranışlarımız bir hasenat ve salihat diye ikiye ayrılır. İyi davranışlar. Hasenat dediğimiz şeyler güzel eylemlerdir. Bu güzel eylemler daha çok kişinin kendisiyle alakalı olan, işte namazıydı, orucuydu, haccıydı vesaire, kendisine yönelik sonuçları diyelim ki kendisiyle alakalı olan güzel davranışlara hasenat denilir. Salihat ise daha çok bir fesadı ortadan kaldıran, bir ifsadı, bir bozulmayı, bir çürümüşlüğü ortadan kaldıran, daha çok ötekiyle alakalı, ötekinin yani bizim dışımızdaki insanların meydana getirmiş oldukları ya da orada meydana gelmiş olan bir bozulmayı salaha, ıslaha dönüştüren eylemlerdir. Yani düzelten ve barışı esas alan bir anlamda yani barışı tesis eden. Ya bir bozulma var. O bozulmadaki fesadı, ifsadı düzelten davranışlara salih amel deniliyor yani. Yani sulh üzere sulhu eslihu beynehuma diye ayet-i kerime var Hucurat suresinde. Sulhu esas alan yani ötekiyle ilişkisini doğru düzenleyen ve oradaki bir bozulma varsa o bozulmayı düzene kavuşturan, düzeltmeye gayret ettiğimiz çabalara salih amel deniliyor. Ve insanların kurtuluşa ermeleri için imanla beraber zikredilen kuşatıcı şart salih amel şartıdır. Yani insanlar iman ettik demeleriyle kendi hallerine bırakılmıyorlar. Evet. Ankebut suresi 2. ayet. Tek başına salih amelleri ortaya koymamız gerekiyor. Evet. O da imtihanla olur işte. İmtihan var. O imtihan sana yönelik olanları var, topluma yönelik olanları var. Oralarda nasıl bir tavır ortaya koyacağın işte bu imtihanla meydana getiriliyor. Asr suresini herkes okuyor. Vel asri innel insane lefî husrin. İşte asra yemin olsun ki insanoğlu derin bir ziyandadır. İllellezîne âmenû ve amilussâlihat. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler bu hüsranda olmanın dışındadırlar. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabri. İşte bunlar birbirlerine hakkı, gerçeği, Allah'ı tavsiye ederler. Birbirlerine sabrı, dayanıklılığı, metaneti, hakikat üzere istikameti, ısrarcı olmayı birbirlerine tavsiye ederler, emrederler. Güzel bir hayatın anlamı yani aslında bir özeti. Evet. Tabi İmam Şafii diyor ki Kur'an-ı Kerim'in öbür sureleri inmeseydi tek başına Asr suresi inseydi yeterdi diyor. Yani o kadar kuşatıcı bir manasının olduğunu söylüyor. Ben işte bu bağlamda iman ve salih amel birlikteliğini dün akşam söylemiştim ama önemine binaen bir daha söyleyeyim. Bir inancın iman olabilmesi bu dediğimiz güzel davranışlarla, hani imana yaraşır eylemlerle desteklenmesine bağlıdır. Eğer inancınızın iman adını almasını istiyorsanız o inanca uygun, o inanca yaraşır davranışlar, salih ameller ortaya koymalısınız. Bir davranışın salih amel adını alması da o davranışın imanlı yapılmasına bağlıdır. İmanlı yapılmıyorsa o davranışa salih amel demezler. Salih amelleriniz yoksa inancınıza da iman demezler. Onun için Kur'an-ı Kerim kurtuluşu iman ve salih amel birlikteliği şartına bağlamıştır. Bu bizim vazgeçemeyeceğimiz, erteleyemeyeceğimiz, öteleyemeyeceğimiz bir hususiyettir. Yani iyilik yapıldığı zaman o iyilik olur ama ancak iman varsa ona bir ahiret yönelik de anlamı olur ve salih amel kategorisine girebilir. Evet. O yani salih, yani bu isimlendirmeler kendi içerisinde sebep sonuç ilişkisine bağlıdır yani. Salih ameliniz varsa inancınız imandır. İmanınız varsa davranışınız salih ameldir. Birbirini tamamlayan iki kavram. İşte bunlar varsa hayatınızda Rahman sizin için sevgi yaratacaktır. Gönüllerde sevgi yaratacaktır. Kardeşini seveceksin işte yani. İşte peygamberimize nispet edilen rivayette öyle diyor. El müslimu ahul müslimi. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu dışlamaz. Ona kötülük yapmaz filan. Başka bir rivayette diyor ki o kadar evrensel. İşte biz yeni bir kelime duyduğumuz zaman bize çok cazip geliyor. Böyle çok da kendimizi ona bir böyle o kelimelere karşı meftun hissediyoruz. Halbuki onların çok daha gelişmişi bizde var yani. Nedir? İşte empati. Empati nedir? Empati kendini karşıdakinin yerine koyma duyarlılığıdır. İşte onun peygamber dilinden ifadesi şudur. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz. O hadisi tercüme ederken kamil imana erişmez diye öyle bir kamil kelimesi parantez içine koyulur. Orada kamil mamil yok. İman etmiş olmaz. Bitti. Ne zam yapıyoruz yani? Böyle bilgilerle kanaat getirmeme hastalığı var bizde yani. İlle bir şey eksik onu tamamlayacağız. Söylemiş ya Peygamberimiz. Başka bir hadisinde diyor ki hocam adam orada biraz yer açıyor aslında. Yani kendisi için istediğini kardeşi için istemeyecek ya. Evet. İman etmiş olmamak da istemiyor. Tabii, kamili koyuyor oraya ki en azından yani iman ediyoruz ama işte. Tabii kamil değilse de işte nakıs da olsa eksik kısmındanız filan. Yok o sözle problemi olan gitsin peygamberimize sorsun. Sen şimdi ne demek istiyorsun diye. Ben gayet iyi anlıyorum onun ne demek istediğini. Başka bir hadisinde diyor ki bu sosyal medyadan bana şimdi mesajlar geliyor telefona. Şimdi bir arkadaş yazmış biraz önce baktım. Diyor ki hocam diyor size işte şey diyorlar. Ne yazdı? Selefi mi? Öyle bir şey. Ne selefisi ya? Ne kelime bunlar ya? Ben Kur'an Müslümanıyım arkadaş. Beni tanıtacak mısın? Ben Kur'an talebesiyim. Ben Kur'an ile yatıp kalkan bir adam. Tamam mı? Başka bir şey, başka bir sıfata ihtiyaç hissetmiyorum yani. Niye? Fussilet suresinin 33. ayeti yetti bana. Muhteşem. Sana yetmiyor demek. Muhteşem. Ama bana yetiyor. Ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlüsü yoktur diyor Allahu Teala. Sen buna kanaat getirmiyor da ondan sonra o bagajına başka şeyler daha dolduruyorsan o senin problemin. Ben Kur'an talebesiyim. Benim peygamberimle hiçbir sorunum yok. Onun Kur'an'a uygun olduğunu ispat edebildiğim, ona nispet edilen sözleri de bal gibi söylerim. Bir sözü Kur'an'dan referanslı hale getiremiyorsam kusura bakma. Hangi kitapta yazarsa yazsın ben onu kullanmam. Aha şimdi diyor ki la tedhulul cennete hatta tu'minu. Neresi yanlış bunun? İman etmediğiniz sürece cennete giremezsiniz. İşte bu Kur'an'daki pek çok ayetin özeti. İşte bu işte. La tedhulul cennete hatta tu'minu. İman edinceye kadar cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Birbirinizi sevmediğiniz sürece de iman etmiş olamazsınız. Buyur. Hatta şey var. Mekûnû ibâdallâhi ihvâna. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. El müslimu ehul müslimi. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Peygamberimiz o hadisinde 20 tane ayeti toplamış. Ondan bize bir hikmet halesi sunmuş. Kardeşim yani peygambersiz bir din iddiası dinsizliktir ya. Böyle bir şey olabilir mi hocam, ya? İnananlar kardeştir bizzat. Kur'an ayeti zaten. Yani. Evet, değil mi? Hucurat suresinin 10. ayeti bangır bangır bağırıyor. İnnemel müminune ihvetün. Müminler sadece kardeştir. Yahut da sadece müminler kardeştir. Sadece müminler kardeştir kısmını daha doğru buluyorum ben o tercümeyi. Niye? Çünkü kardeşliğin anlamlı olabilmesi onun bu hayattan ibaret olmamasına bağlıdır. Bu hayattan ibaretse ölümünüzle kardeşliğiniz bitti. Mezara kadar kardeş oluyorsunuz. Yani iman ortak paydasında buluşmak. İman ortak paydasında buluşursanız kardeşliğiniz ahirete uzanır. Oradan da cennete uzanır. Zuhruf suresi 67. ayette diyor ki Allahu Teala: "El ahillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduvun." O gün dünyada birbirlerine karşı sahte dost olanlar düşman olacaklardır. İllel muttakîn. Muttakiler hariç. Muttakilerin dostluğu cennetle taçlanacaktır. Öyleyse sadece müminler gerçek manada kardeştir. O zaman inanç ailesinden söz ediyor pozisyona geleceğiz. Oradan yürüyeceğiz. Birbirini sevmek bizim imanımızın gereğidir kardeşim. Ezana bir dakikamız var hocam. Orada onunla söylemiş olalım. O zaman ben tabi Taha suresinden de ayetler belirlemiştim. Hatta 30 saniyemiz kalmış hocam. Öyle mi? 100 yani hiç olmazsa yerini söyleyeyim de kardeşlerim ona baksınlar. Taha suresinin ne olur? 124, 125, 126, 127. ayetlerini bu kardeşlerinin hatırına okusunlar. Taha suresi 124 ila 127. Hocam Allah'ın hatırını okusunlar. Allah'ın neyse yani. Yine kardeşin hatırı da olsun yani. Programda işte bu ufak bir merhabamız varsa onu kullanalım diyorum. Ben bütün kardeşlerime hayır üzere, istikamet üzere, vahiy ile dolu peygamber örnekliğinde, önderliğinde istikametli sırat-ı müstakim adı verilen bir yol diliyorum. Allah bu alemi onlar için dar-ı selama, öbür alemi de cennete dönüştürsün inşallah. İnşallah hocam, bu güzel duayla bitirmiş olalım biz de. Değerli izleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Şimdi İstanbul için ezan vakti, yarın görüşmek üzere diyoruz. Gaziosmanpaşa'nın dirilişi GOP Plevne bereketli iftarlar diler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا